sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üstel denklemler konusunu işleyeceğiz. Üstel denklemlerin çözüm kümesini elde etmeyi 3 kısımda inceleyeceğiz. İlk 2 kısım asıl denklem çözmenin yardımcı bilgileridir. Birinci kısım, eğer a üzeri x eşittir b denkleminde b sayısı a sayısının bilinen kuvveti ise denklem üslü denklem bilgisi kullanarak çözülür. Yani a üzeri x eşittir b bir üslü denklemdir. A ve b birbirinin kuvveti cinsinden yazılabiliyorsa burada üstel fonksiyon bilgisi kullanmaya gerek kalmadan veya logaritma fonksiyonu bilgisini kullanmaya gerek kalmadan denklem çözümü yapılabilir. Örnek olarak 5 üzeri x eşittir 125 denkleminde x kaçtı diye sorulduğunda doğrudan 5 üzeri x eşittir 5'in küpüdür. Yani 125 sayısı 5'in 3. kuvveti olduğu için x eşittir 5 şeklinde doğrudan çözümü yazabiliriz. Bu tür örnekleri üslü sayılar konusunda işlediğimiz için burada sadece bir hatırlatma yapıp geçiyoruz. İkinci kısımda a üzeri x eşittir b denklemin genel durumunu inceleyeceğiz. Logaritma fonksiyonunun veya logaritma özelliklerini anlatırken yazdığımız ilk özelliği hatırlarsak a üzeri x eşittir b demek x eşittir logaritma a tabanında b demekle aynı anlamdaydı. Yani üslü bir ifadede üst nedir sorusunun cevabı logaritma ile hesaplanıyordu. Dolayısıyla eğer b sayısı a'nın bilinen bir kuvveti değilse x logaritma olarak elde edilir. Örnek olarak 3 üzeri x eşittir 8 denkleminde x kaçtır? Burada a sayısı yerine 3, b sayısı yerine 8 gelmiş. Doğrudan x eşittir logaritma 3 tabanı 8 yazabiliriz. Veya biraz daha detaylı çözmek istersek 3 üzeri x eşittir 8 denkleminde her iki tarafın 3 tabanı logaritma sanırız. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri x eşittir logaritma 3 tabanında 8. Sol tarafta logaritması alınan sayının kuvveti logaritma önüne çarpılarak yazılır. X çarpı logaritma 3 tabanında 3 eşittir logaritma 3 tabanında 8. Logaritma 3 tabanında 3'ün 1 olduğu hatırlanırsa buradaki sonucu tekrar elde etmiş oluruz. 2 üzeri x eksi 3 eşittir 5 denkleminde x kaçtır? Yine aynı özelliği kullanacak olursak a yerine 2, b yerine 5 var. Ama burada üst x eksi 3. Bundan dolayı x eksi 3 eşittir logaritma 2 tabanında 5 yazarsın. 3'ü eşitliği öbür tarafına atarsak x eşittir 3 artı logaritma 2 tabanında 5'tir. Burada dikkat etsek yazım kuralı olarak 3 sayısını önce yazdık. Eğer sonra yazmış olsaydık yani x eşittir logaritma 2 tabanında 5 artı 3 yazdığımızda buradaki 5 ile 3 birbirine karışabilirdi. Dolayısıyla genellikle 3'ü önce, sayıyı önce sonra logaritma yazarız. Buraya kadar olan işlemde artık denklem çözümü bitmiştir. Özellikle test sorularında bunun biraz daha ilerletilmesi istenebilir. Mesela 3 sayısı 2'nin 3. kuvvetidir. Dolayısıyla x eşittir logaritma 2 tabanı 8 olarak yazabilirim. 3 yerine. Artı logaritma 2 tabanında 5. Buradan x eşittir. Tabanları aynı olan 2 logaritmanın toplama işlemi var. Dolayısıyla logaritma 2 tabanında sayılar çarparsam 40 olur. Buradan sonrası kısım işlemin düzenlenmesiyle ilgilidir. Eğer test sorusu çözüyorsanız x eşittir 3 artı logaritma 2 tabanında 5 de yazılabilir. X eşittir logaritma 2 tabanında 40 da cevaplar arasında olabilir. Üçüncü aşamada veya üçüncü yöntemde genel bir denklem çözümünü inceleyeceğiz.
Yani değişken değiştirme yöntemiyle denklem çözme. Bu yöntem aslında ikinci derece denkleme dönüşebilen denklemler konusunda anlatılmıştı. Burada dikkat edeceğimiz özellik, denklem içinde bir kısmı yeniden isim vererek denklemi ikinci derece denkleme dönüştürmeye çalışacağız. Burada dikkat edersek, içine değişken olan kısım 2 üzeri x artı 1 ve 2 üzeri 2x artı 2'dir. Eğer 2 üzeri x artı 1'e a dersem, 2 üzeri 2x artı 2'ye hangi ifadeyi yazmam lazım? Bunun için üslü sayıların kuralını hatırlarsak, burada 2 üzeri x artı 1'in karesi yazabilirim. Neden? Üslü sayılardaki kurala göre bir sayının kuvvetinin kuvveti alanında kuvvetler çarpılırdı. Özelliği tersine kullanırsak, 2 üzeri x artı 1'in karesi demek, x artı 1'in 2'nin çarpımı olan 2x artı 2 demektir. Dolayısıyla burada 2 üzeri 2x artı 2'nin a kare olduğunu elde ederim. Şimdi denklemimiz a kare eksi 18a artı 80 eşittir 0 şeklinde dönüştü. Çarpanlara ayırma yöntemine göre ikinci derece denklem çizersem çarpımları 80, toplamları eksi 18'den sayılar eksi 10 ile eksi 8. Eksi 10 ile eksi 8'in çarpımı 80 artı 80 toplamı eksi 18. Dolayısıyla a eksi 10 çarpı a eksi 8 eşittir 0 şeklinde çarpımını ayırırız. Birinci çarpandan a eşittir 10, ikinci çarpandan a eşittir 8 şeklinde a sayısına göre denklemi çözüm elde ederim. Şimdi x'e göre çözüm elde etmek için a yerine değerini yazıyorum. A 8 için 2 üzeri x artı 1 eşittir 8. 8 2'nin bilinen kuvveti. Yani 3. kuvveti. Dolayısıyla x artı 1 3'tür. X eşittir 2'dir. Denklemin köklerinden bir tanesini bulduk. X 2. Diğer kökü hesaplıyorum. Yani a eşittir 10 için. 2 üzeri x artı 1 eşittir 10 ise 10 sayısı 2'nin bilinen kuvveti olmadığı için logaritma cinsini elde ederim. X artı 1 eşittir. Logaritma 2 tabanında 10'dur. Artı 1 öbür tarafa eksi olarak geçerse x eşittir. Eksi 1 artı logaritma 2 tabanında 10. Az önceki örnekte olduğu gibi bu aşamada çözüm bitmiştir aslında. Ama düzenlemek için şunu yapabilirim. Eksi 1 sayısını 2 tabanında logaritma olarak yazmak istersem logaritma 2 tabanında 1 bölü 2 olarak yazarım bunu. 1 bölü 2 sayısı 2'nin eksi 1. kuvveti. Artı logaritma 2 tabanında 10. Tabanı aynı olduğu için logaritması alınan sayıyla çarparsam logaritma 2 tabanda 1 bölü 2 ile 10'un çarpımı 5. Bu da denklemin diğer köküdür. 3 üzeri x artı 1 artı 4 çarpı 3 üzeri 1 eksi x eşittir 20. Denklemin çözüm kümesi nedir? 3'ün kuvvetlerine göre çözümleme yaparsak 3 üzeri x artı 1 eşittir. 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri x'tir. Burada neyi kullandık? Üst tabanları aynı olan üslü sayıların çarpma işleminde üsler toplanır özelliğini tersine işlettik. 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri x üsler toplanırsa 3 üzeri 1 artı x olur. Benzer şekilde 3 üzeri 1 eksi x de 3 üzeri 1 bölü 3 üzeri x olarak yazılabilir. Ha, bu durumda eğer ben 3 üzeri x'e a dersem 3 üzeri x artı 1 3a'dır. 3 üzeri 1 eksi x de 3 bölü a'dır. Bunları yerine yazarsam 3a artı 4 ile 3 bölü a'yı çarparsam 12 bölü a eşittir 20 elde ederim. A ile 3a'yı çarparsam 3a kare. Eksi 20a bu taraftan gelecek. Eksi 20a artı 12 eşittir 0.
Yine a'ya göre ikinci derecenin denklem elde. 3 a kare eksi 20 a artı 12'yi çarpını ayırırsan 3 a ile a diye çarpımları vardır. Burasının çarpanları da 6 ile 2 olarak yazarsan 3 a ile 6'yı çarptım 18 a. A ile 2 a'yı 2'yi çarptım 2 a. Toplarsak 20 a yapar. Eksi ile böyle yazdığım zaman işlem tamamdır. Ha, dolayısıyla çarpanına ayrılmış şekli 3 a eksi 2 eşit çarpı a eksi 6 eşittir 0'dır. Yani a eşittir 2 bölü 3 veya a eşittir 6 olarak denklemin çözümünü elde ederim. Buradan sonra x'e göre çözüm yapacağım ya. 3 üzeri x eşittir 2 bölü 3 ise x eşittir logaritma 3 tabanında 2 bölü 3. 3 üzeri x eşittir 6 ise x eşittir logaritma 3 tabanında 6'dır derim. Yani çözüm kümesi olarak yazmak istersen de şöyle yazarım. Logaritma 3 tabanında 2 bölü 3. Logaritma 3 tabanında 6. 2 üzeri 2x artı 1 eksi 3 üzeri x artı 1 eşittir 2 üzeri 2x artı 3 üzeri x denkleminde x kaçtır? Şimdi birinci adımda 2 üzeri 2x eşittir 2 üzeri x'in karesi o da işte 4 üzeri x. 2 üzeri 2x artı 1 eşittir 2 üzeri 2x çarpı 2 yani 2 çarpı 4 üzeri x olarak yazarım. Aynı şekilde 3 üzeri x artı 1'i de 3 çarpı 3 üzeri x olarak yazarım. Bunları denklemde yazarsam 2 çarpı 2 4 üzeri x eksi 3 çarpı 3 üzeri x eşittir 4 üzeri x artı 3 üzeri x. 3 üzeri x'leri sağ tarafa 4 üzeri x'leri sol tarafa alırsam 4 üzeri x eşittir 2 tane 4 üzeri x'lerin bir tanesi çıkarsa bir tane kaldı. 3 üzeri x vardı. 3 tane bu taraftan geldi. 4 çarpı 3 üzeri x olur. Her iki tarafı 3 üzeri x'e bölersem 4 üzeri x bölü 3 üzeri x eşittir 4 elde ederim. Eşitliğin sol tarafında üstleri aynı olan iki üslü sayının bölme işlemi var. Yaptığımız işlem tabanları bölüp ortak üssü yazmakta. Yani 4 üzeri 4 bölü 3'ün x'inci kuvveti eşittir 4 elde ederim. Yine ne oldu? Başlangıç denklemi elde etmiş olduk. A yerine 4 bölü 3 var. B yerine 4 var. X eşittir. Logaritma 4 bölü 3 tabanında 4 yazarım. Bu işlemden sonra denklemin çözümü bitmiştir. Ha, bunu düzenlemek istersem nasıl yaparım? 4 bölü 3 tabandaki logaritmayı 4 tabanda yazmak istersem x eşittir 1 bölü logaritma 4 tabanında 4 bölü 3 yazarım. Eşittir 1 bölü 4 bölü 3 bölüm durumda olduğu için logaritmanın farkı olur. Logaritma 4 tabanı 4 eksi logaritma 4 tabanı 3. O da eşittir 1 bölü 1 eksi logaritma 4 tabanı 3 olur. Bu da ifadenin en sade şekline getirilmiş durumudur.